Ve böylece merhaba ve yeniden Fallout 4'e hoş geldiniz. Ah. Gündüz olduğu halde burası insana gerçekten iyi gelmiyor. Ve galiba bu haritanın, bu atmosferin de amacı bu. İyi gelmemek. Bugün, daha doğrusu bu bölüm, kayıp birisini arayacağız. Biz zaten her boku yapıyoruz yani. Kendimize hayırımız yok. Onu ara, şunu bul, şunu getir. Neyse. Bir tane sentetik kayıp. O sentetiği bulacağız. O sentetik de gayet yakında yani. Hemen de burada. Kayıp sentetiği bul. Ayrıca nereye gitsek onu da bilmiyorum. Bak biz bu taraflara gittik, buraya gittik, buraya gittik. Buraya gitmiş miydik hatırlamıyorum. Buraya gittik. Buraya da gittiğimizi hatırlamıyorum. Belki de gitmişiz. Buraya gitmemiz lazım. Siz sürünücüyü ortadan kaldır. Ben gerçekten o sürünücüyü veya yaratığı neyse artık merak ediyorum. Şimdi. Bana kalırsa yine Commonwealth'e de gitmek istiyorum. Yine Enstitü'ye de gitmek istiyorum. İstiyorum, istiyorum ve istiyorum. Bu taraftan. Yani bu taraftan. Hadi bakalım. Bakalım o sentetik hemen ortaya çıkacak mı? Yoksa onu bulmamız için çok uğraşacak mıyız? Sadece burada. Bu kanalda. Ve ben buraya gitmek istiyorum. Bu eve gitmek istiyorum. Ama maalesef. Yani gideriz. Gideriz ama hemen gidemeyiz galiba. Ya daha doğrusu yani bu zırhla gidemeyiz. Ben şimdi daha zırhı çıkartmak istemiyorum. Pardon. Ben de istiyorum bundan. Kunduz ne? Kunduz Deresi. Bowling. Bowling mi? A burası mı? Ha. Aha. Ana. Hı. Sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Nereden çıktı bu ya? Ay. Bu bir zırha benziyor. Ne bileyim ben. Demek ki burada bowling varmış. Ve büyük ihtimalle de içine girebiliriz. Ah, aynen öyle. Ve içinde kimlerin olduğunu... Fark edilebilir. İçinde kimlerin olduğunu tahmin ediyorum. Çık. Kim beni fark edebilir? Okay. Bir saniye. La la la. Cüz. Allah cezanı vermesin. Hiçbir işe yaramadı. Bas. Şimdi ama. Okey. Evet. Hello. Ne haber? Ben hiç bu silahı kullanmıyorum ya. Hello. Ben bu silahı çoktandır kullanmamışım. Neden bilmiyorum. Neymiş bu? Tactical Urban Camo Right falan fıstık. Güç ve dayanıklık. Teşekkür ederim dostum. Bana gücünü ve dayanıklılığını verdiğin için. İki topu. Keşke gerçekten insanlar... insana... Özür dilerim. Ben
kayıda başlamadan önce şeydim, kuru yemiş. Ve fark ediyorum da kuru yemiş ya da böyle bu tarz şeyler yemek kayıttan önce olmuyor. Boğazımda böyle şu an geziyorlar yani. O kuru yemişler. Okey. Neymiş adı? Beware Creek Lanes. What? Kunduz Deresi Bowling. Okey. Bak yine. Allah Allah. Bu ne ya? Bir su içeyim. Mi. Burada zaten bir şey yok. Ben ilk önce bowlingin etrafını geziyorum. Bir şeyler var mı? Belki de çatısına. Çatısına, çatısı. Bu ne işi var burada ya? Bir sesler duyuyorum. Yeni görüyorsunuz değil mi gölgeleri? Bak şu piksel şeyleri. Bu videodan değil. Bu oyunda öyle. Normal mi onu da bilmiyorum. Halo. Ayağım. Sen ciddi misin? Görüyorsunuz değil mi bak pikselleri? Yani etrafta. Mesela şeye bakın. Silaha bakın. Orada iyice görebilirsiniz. Gözüküyor biraz. Neden gerçekten bilmiyorum. Bu bazen... Bu sadece burada böyle oldu galiba. Bilmiyorum. Ama videodan değil. Yani... iyi ki değil. Ama neden oyunda böyle oluyor bilmiyorum. Bak burada bir sıkıntı yok. Güneşe bakan tarafta sıkıntı var. Peki bir şey söyleyeceğim. Bak burada çok... Görüyor musun? Burada çok ciddi gözüküyor. Yani kenarlıkları hep böyle piksel. Neden bilmiyorum. Neyse boşver. Bir şey söyleyeceğim. Bunun burada ne işi var? Ha, bunun çatısında ne işi var yani? Onu merak ediyorum. What? Burada eskiden bir yol mu vardı? Burada. Okey. Olabilir. Neden olmasın? Baksana ya burası resmen gömülmüş. Binanın yarısı gömülmüş. Bir de daha içine bakmak lazım. Hadi o zaman. Ben bir şunları şey yapayım. Ne olur ne olmaz yani. Sıfır. Allah razı olsun. Bizim gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu doldur. Bu da bitiyor zaten. Ya. Hadi bakalım. Bir şekilde idare edeceğiz. Lay la la lay la la lay la la lay la 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 lay la la lay la la lay la 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 la. Merhabalar, ben bowling oynamak isterim. Oh god. Terminal ve tabii ki de hortlaklar. Siz hortla. Anlaşıldı. Yani biliyordum zaten burada hortlakların olacağını. Okey. Ding diri ding ding ding. Çok şey aradı. Bir tane. Okey. Ben nereye attım şimdi bunu? Okey. Gel bakalım. Oh.
Bir şey sormak istiyorum. Bu tam olarak nereden geldi? Sanki yukarıdan atlayıp da geldi. Bana öyle geldi yani. Geldi ve geldi. Açalım bakalım. Kesinlikle tuvalet. Yani büyük ihtimalle burası tuvalet. Yes. But. Okay, değilmiş. Good. Buraya birazdan bakarız. Oh god. Bu bir araba mı? Ben bir şey demiyorum. Demek ki burası eskiden bir bowling alanıydı. Bunlar beni nasıl görmüyorlar ya? Ciao. Ha? Tschüss. Oh oh. Bu zaten ölmüş. Ah şimdi geliyorlar. Hello. Sanki birisi arkamda. Okey, bu silah gerçekten güzel. Bazen işe yarıyor. Allah Allah, geleceksen gel ya. Ah bu gelemiyor. Aa, hello. Sen çıka. Okey, çıkabildi artık. Artık değil. Yukarıda da bir yer var. Nasıl yani? Oh, hello. Anlaşıldı. Ana. Ouch. Hupsala. Hupsala hupsala. Vuramıyorum ya. Öf. Tövbe estağfurullah. Olacak iş değil ya. Ama hallettik. Zoo. Nuka Cola olmadan olmaz. Ah. Sanki şu an ben elimde şarabımı almışım. Bu koltuğa oturup insanların bowling oynamasını seyrediyormuşum gibi hissediyorum şu an. Ah. Yanında biraz bir pasta. Aa, ne güzel olur. Ben bir gün müydü? Ne zaman gitmiştim ya? Galiba en son Avusturya'da gitmiştim. Ve gerçekten güzeldi. Okulla git. Hayır, okulla değil. Bir arkadaşın doğum günü vardı ve yani şöyle diyelim, çoğu arkadaşla ya da çoğu insanlar Avusturya'da, Almanya'da doğum günlerini evde değil de yani böyle işte havuzlarda, yüzme havuzlarda, bowling yerlerinde, böyle eğlence merkezlerinde, Türkiye'de öyle mi bilmiyorum. Beni kimse şimdi, yani beni çünkü kimse Türkiye'de doğum günü partisini çağırmadı da, neyse bunu konuşmayalım şimdi. O yüzden bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Oh, was? Hey! Ben bunu nasıl gördüm? Görmedim. Bunun burada ne işi var? Bunu buraya kim koydu? İyi ki de yanlışlıkla kuyuya basmışım. Ve iyi ki bunu da öldürmüşüm uzaktan.
Yoksa bu da ha? Bir şey olurdu yani. Zo. Bir şey pişirmek istemiyorum. Ya kalsınlar. Yeni bir kapı. Olacak iş değil. Okey. Burning. It's burning. Ve en güzeli neydi biliyor musunuz? Orada bowling'de bir taraftan aynen bunun gibi mutfak vardı. Ve pizza. Aa, güzelce pizza yiyorduk. Ondan sonra devam oynuyorduk. İşte bu gençler. Çok güzel. Çok güzeldi. Tabii. Nerede yemek varsa. Orada ben varım. Bir saniye. Bak yemekten bahsedince hep aklım gidiyor. Girişte bir tane terminal yok muydu? Yok muydu? Bak siz niye hiçbir şey söylemiyorsunuz? Siz neden bir işe yaramıyorsunuz ya? Ancak böyle isleyin yani. Gerçekten. Vallahi hiç demiyorlar. Abdullah bak şuraya bir git. Belki orada bir şey var. Ancak isle dur. Yani sanki ben bunu sizin istemeniz için yapıyorum. Yani. Niçin yapıyorum ben bunları? Ben de bilmiyorum. Çok zormuş. Allah'ını seversen. Bir kasa yani. Bööö. Ah. Sweet. Niye her şey tatlı diyor bu ya? Allah'ım ya Rabbim. That's it. Ha bak bu güzel. Hani bir yeri açarken ya da bir yere girerken neden tatlı diyorsun? Aa buraya açtım ne tatlı. Bu gerçekten bilmiyorum. Ha. Ben artık burada yaşıyorum. Tschüss. Al bakalım. Bu kadar. Küçük bir depo diyebiliriz. Buraya zaten baktık. Okey. La 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 la. Burası daha devam ediyor. İnşaat halindeydi burası yani. Aa. Herkes de burada. Ha. Daha var mı? Bu da zavallı. Oynamaktan yorulmuş artık. Yani çok abartmayacaksın bowling'i. Yoksa o top bir gün sana girer. Öyle değil mi? Sen neden şimdi çıktın? He? Okey. Ve sen buraya nasıl girdin? Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Sen buraya. Ta çatıdan. Nasıl girdin? Bunun formülünü bana verir misin? Biz de oynayabilir mi? Ne? Çal mı? Çal mı? Okey. Bu... Bu neden böyle? Tamam da bunun bir sahibi yok ki şu an. Bir saniye. Hadi. Gel al. Allah Allah. Ama diğer eşyaları alabiliyorum. O nasıl oluyor? Allah'ım yarabbim. Neyse. Bakalım başka neler varmış? Neler yokmuş? Kimler varmış? Veya kimler yokmuş? Ah bu yol. Bu yolu hepimiz biliriz. Biz çünkü buradan kapı açmıştık. Öyle değil mi?
Ya bu da olur. Tamam. Gelmişken herhalde her zamanki gibi terminali okuyacağız. Bakalım. O, bir de Voltex Sefertası. Yay! Germinal. Hayır, hayır. Lig puan durumu. Kurallar ve takvim. Bar Harbor mu? Bu da güzel. Far Harbor'daki Bar Harbor. Bar Harbor lig kuralları. Resmi Bar Harbor Bowling Ligi 2078. Ne? 2078 mi? Allah Allah. Lig handikabı aşağıdaki şekildedir. Handikabı ne demek ya? 220 atıcının ham ortalaması x0.9 eşittir handikap. What? What? Ben hiçbir halt anlamadım maalesef. x0.9 eşittir handikap. Anlaşıldı. Bunu unutmayın sakın. Matematikte de çıkabilir. Yazılı sınavda da çıkabilir. Hatta ve hatta ÖSYM sınavlarında da çıkabilir. Yani ne diyoruz? x0.9 eşittir handikap. Anladınız mı çocuklar? Anladık. Herkesi eşit şartlarda yarıştırmak üst düzey oyunculara daha zorlayıcı bir mücadele sağlamak için egemen şampiyonumuzun isteğiyle negatif handikaplı oyunu deniyoruz. Ben de buradan bir şey anladıysam. 2078 Bar Harbor Ligi puan durumu. Kimin ne? Kimin splitinde? Bu bir isim mi? Neander toplar. Kutsal merdaneler. Kral labutlar. Sokak kedileri. Ha bunlar isimler. He doğru ya. Öyle bir şey de vardı. Yani oynayan grup veya takım kendisine bir isim koyuyordu. Öyle bir şey vardı değil mi? Sokak kedileri. Bowling'in ne? Bowling inanılmaz. Wow. Yani çok yaratıcı. Ürkek splitsiz. Spare zamanı. Raptiyeler. Oluk siliciler. Yani birincisi kimin splitinde? Split ne demek ya? Yani split'i ben başka türlü biliyorum ama bana sorarsan en güzeli yani isim olarak ya kralla butlar. Bak bu da güzel. Neyse. Atıcı skorları ve handikapları. What? Buradaki hangisi iyi, hangisi kötü bilmiyorum. Alan James, Davis Thomas, Jonas Grace, Miller Zachary, Zachary, Miller, Miller Hannah, Pelletier Ava, White Jacob, Young Madison, Martin Samuel, Steven Smith, Clark Lock, Mock, Shock. Ya, çalışan kayıtları. 8. ayın 12'si. Galiba. Hayır. 12. ayın 8'si. 2076. Wim makinesi, hizmet dışı mı? Çalışan toplantılarında birkaç kez gündeme getirdim ama bu yıl 5. kez oldu. Wim makinesi tekrar bozuldu. Tamir eden eleman bu sefer birisinin dolar hasnesine sakız yapıştırmış olduğunu söyledi. Bar Harbor Müzesi'nden aynı vandallık sorununu kendisinin de yaşadığını ve yalnızca
Wim makinelerinde, pardon, ve yalnızca Wim makinelerinde bunun meydana geldiğini söyledi. Eğer müşterilerden birini makinenin yakınında şüpheli davranışlar sergilerken görürseniz, Mark, Matt veya Daisy'yi haberdar edin ki o kişileri sorumlu ilan edebilirim. Mark veda partisi meselesini ağzından kaçırdı. Ve ben de gerçekten gururumun okşandığını söylemek istedim gençler. Sizlerle beraber burada çalışmış olmak gerçekten hayatımın en güzel günleriydi. Ve buradan ayrıldıktan sonra hepinizi çok özleyeceğim. Henüz beni nereye göndereceklerini bilmiyorum. Ama gemimin Hawaii dışında bir yere gideceğini biliyorum. Bu yüzden oynayamayacağımıza neyse artık söz verirseniz sizlere ananas göndereceğim. Ananas mı? Yani sanki burada ananas yok. Bayan ya da Miller Hanım parti için ünlü kızarmış eğrelti otlarından getiriyor. Ve ne kadar alacağımızı bilmemiz için kaç kişinin geleceğinden emin olmamız gerekiyor. Thomas Davis, 1. sınıf er. 2075 ve 2076 Bar Harbor Bowling Ligi şampiyonu. Hadi ama kadınlar, kes şunu. Days, ben hiçbir şey anlamadım ben ya. Yazabilirim, ben durduramazsın. okey. Hayır. 7. ayın ikisi. 2077. Thomas'tan haber var. Selam gençler. Daisy ile konuştum ve benden öğrendiklerini aktarmamı istedi. Anlatacaklarım onun yengesiyle amcasından duyduklarıdır. Bu yüzden onun söylediklerinin haricinde bir bilgiye sahip değilim. Duyulana göre muhribi Nisan ayı dolaylarında batmış. Bize kartpostal göndermek için durdukları bir yerde ama... Ne? Hiçbir şey anlamadım. Bize kartpostal göndermek için durdukları bir yerde ama donanma ne olduğunu konusunda ser verip sır vermiyor. Geçen iki haftaya kadar haber alınamıyordu ve hayatta kalıp kalmadığını öğrenebilmek ailesiyle iletişim kurmasını bekliyorlardı. Önce iyi haber vereyim. Kendisi hayatta ve cesaret madalyası ve onurlu tahliye ile birlikte onu eve gönderiyorlar. Ne zaman olduğunu bilmiyoruz ama bu yıl içinde gibi görünüyor. Pekala. Şimdi de kötü haberde sıra. Thomas'ın omurgasıyla ilgili bir sorun varmış. Ve doktorlar muhtemelen bir daha asla yürüyemeyeceğini söylüyorlarmış. Aynı şekilde bir daha asla bowlingde oynayamayabilir. Daisy birkaç günlüğüne dışarıda olacak ama onun için var olmanız ve ümidinizi yitirmediğiniz için size çok teşekkür etmemi istedi. Mark Wilson, müdür yardımcısı. Yani Thomas aldı madalyayı ama omurgasını kaybetti. Ah. 10. ayın 6'sı. 2077. Yemekhane hizmetçisi. Kısmet. Yemekhane 10. ayın 28'ine kadar hizmetçisi. Yemekhanedeki dağınıklık ve karmaşadan ötürü hepinizden özür dilerim. Matev ve ben Clark Bey ile konuştuk ve dava açmayacağını, bunu bir kaza olarak kabul ettiğini söyledi. Kendisi yaralanmadı, sadece biraz sarsıldı. İleriki bir bildirime kadar oynayacağı ve tüm oyunlar ve içeceği biraların yarısı şirketten. Sigorta tanzimcisi yarın bir ara gelecek ve delik ve kaza ile ilgili olarak size bazı sorular sorabilir. Ona sadece işler sarmadan önce Mate ve Mark'ın
top dönüş mekanizmalarından bir tanesini tamir etmeye çalıştığını söyleyin. Güzel bir haberim de var. Thomas'ın Aralık ayının başında geri döneceğini duydum. Mark ve ben Thomas'ın tekerlekli sandalyesi için Matev kalıcı bir rampa yapana kadar geçici bir rampa yapmaya çalışıyoruz. İşin iyi tarafı sanırım fırlatıcının başarılı olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu yüzden sonunda lig şampiyonumuzu geri getirebiliriz. Birkaç makastan sonra tabii ki. Daisy Davis. Bu da müdür yardımcısı. Ve son. 10. ayın 19'u. 2077. İleriki bir bildirime kadar kapalı. Yapısal mühendis binanın güvensiz olduğunu söylüyor fakat enkaz temizlenene kadar bina tamir edilebilir mi yoksa yıkılması mı gerekiyor? Gerekir bilemeyecek. Sizin için herhangi bir şekilde acil durum ödemesi alabilir miyiz diye sigorta şirketiyle görüşüyorum. Ama gerçekten çok çetin cevizler. Dolaplarınızda ne varsa elimden geldiğince toplayacak ve son maaş çekleriniz ile birlikte yarın öğlen vakit kahve dükkanına getireceğim. Maaşlarınıza biraz fazladan ekleme de yaptım. Keşke daha fazla yapabilseydim. Ama sigorta ödemesi yapılana kadar elimdekinin hepsi bu. Eğer başka bir iş bulmanız gerekirse Mark, Daisy ve ben size her türlü referans olacağız. Kulvarlar ne kadar süre kapalı kalacak bilemiyorum ama pes ettiğimizi düşünmeyin. Eğer meşbur kalırsak fon sağlayıcı gibi bir şey bulacağız ve yeniden açılınca sizden geri gelenlerinizin gelenlerinizin her biri için çok sevineceğiz. Matthew Stevens, genel müdür. Galiba savaş yüzünden büyük ihtimalle öyle değil mi? Artık her işletme, gerçekten her işletme, her market, her sanayi bölgesinin neresiyse artık, her yer artık öyle bir zamanda iyi günler yaşamıyor. Sonuçta savaş yani. Küçük bir şeye benzemez. Ve büyük ihtimalle tabii ki bütün çalışanlar hepsi öldü. Bir saniye. Bir yer daha vardı. Yukarı çıkmadan önce. Daha bu taraflara pek bakmadık. Aha. Ah, almışım zaten. Okey. Oynamak isterdim ya. Gerçekten. Belli ki burası hala yapılıyordu. Okey. Tuvaletler. Ne? Ben gerçekten şeyi merak ediyorum. Neden? Tuvaletin içinde bir labut var. Ve bir pompa var. Ve bir ayıcık var. Ve bir delikli bowling topu var. Bilmiyorum yani. Bana sorarsan bilmek de istemiyorum. Şimdi. Ne? Bir dakika. Okey. Bir kilo faslımız var. Buradan bir şeyler çıkarabilir miyiz? Çıkaramayız. Altı tane ayıcık mı? Aman boş ver. Ama 14 tane gübre torbası. Bizim gerçekten eve gitmemiz gerekiyor. Hem de acilen. Ha, onunla buraya mı geldiler yani?
Okey. Öyle olsun. La la la. Hiç boşuna uğraşma. Aslına bakarsan pek de saygılı bir hortlak. Ben geldim diye ayağa kalktı. Ya. Hortlan bile bana saygısı var. Düşün yani. Peki bir şey sormak istiyorum. Bu nereye uçtu şimdi? He? Bu nerede? Bir saniye. La 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 la. Yukarıdan geliyor. O hortlak gerçekten bunun içine kaçtı. Okey. Okey. O zaman diğer taraftan gireceğiz. Belki hortlak burada. Ama hayır. Good. O zaman devam edelim. Tabii o kadar çok ses çıkarmadan. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Sakin demişken silahlar. Şimdi yukarıya, ben bir şuraya bakayım. Yukarıya en son gideriz. Mesela çıkarken. Oh God. Okay. Puu. Başardım ama. Bu makine. Bu makineler. O bowling şeylerini. İsmini unuttum gerçekten. Lagut muydu? Heh. Onları galiba şey yapıyorlardı değil mi? Sen söyle. Yerlerine koyuyorlardı. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hallo. Çok işe yaradı. Yani koskocaman bir bomba işe yaramıyor mu? Bana bunu mu demek istiyorsun? Hayır. Aman. Burası. Okey. Bakalım burası nereye gidiyor? Yoksa buraya mı gelmiş bu hortlak? Aşağıdan yani. Okey. Yani. Olabilir. Oturmak istemiyorum. Burası peki neresi? Nasıl bir yer? Hala da yukarı çıkıyor. Burası herhangi bir oda. Okey, silah istasyonu. Kimya tezgahı burada. Bir bowling merkezinde. Hiç gerek yok.
Buna da gerek yok. Ama kasaya var. Al bakalım, al bakalım. Al bakalım, al bakalım. Gerisi kalsın. Zaten yine bir 3 kilo iç uç. 3 kilomuz var. 3. Free. Okay. Hadi bakalım o zaman. Güç zırhı olmazmış. Neden? Anlamıyorum ki neden? Top geri döndürme başarısız. Kasa kontrolü. Pekala. Sonunda Mark ve ben kulvar dönüş fırlatıcısı fikrinden vazgeçtik. Kulvar dönüş fırlatıcısı. Tekerleği istediğimiz hıza çıkarmak istediğimizden... Bir daha okuyorum. Tekerleği istediğimiz hıza çıkarmak, istememizden kasıt dengeyi bozan ve oyunu berbat eden düz kenarları tıraşlayarak yuvarlatmaktı. Eskilerden bazı kişilerde konuşuyorduk ve Jacob Fatman mancınıklarından bir tane alıp onu kullanmamız gerekirdi. Bu yüzden bir elemanı tanıyan bir elemana söyledik. Kısacası birkaç gaz tankımız eksik. Fakat Willywax'taki eski atık merkezinde bir tane bulduk. Bu iş yasal olur mu bilmiyorum. Ama hey, biz onunla sadece labutları geberteceğiz. Bu yüzden yanlış olan ne var ki? Bir Fatman'le yani. Bu mu? Okey. Çok yaklaşmıştık. Ne? Ve işte güzel haberlerin ilki. Fırlatıcı çalışıyor. Topların fırlatma namlusunda yakalanmasıyla ilgili sıkıntılar yaşıyorduk. Ama topların üzerindeki poliüretanı biraz tıraşlayıp üzerine de taze bir balmumu çilası sürdükten sonra canavar gibi oldu. Kötü haber ise yayların gerginliğini azaltmayı unuttuk. Ve fırlattığımız ilk top ofisin duvarını delerek yemekhanedeki bir masanın üzerine düştü. Neredeyse Bay Clark kasaya kurban gidiyordu. Yara almadan sandalyeden yuvarlandı. Anlaşıldı. O delik o yüzden yani. Bunu Thomas'a vermeden önce gücünüz biraz kısmamız lazım. Aynı zamanda fırlatıcı da çalışabilmesi için kullanacağı topları değiştirmemiz gerek. Ama bu işin o kadar da zor olacağını sanmam. Hola teybi boşver. Demek bu delik o yüzden. Ben de bir denesem mi? Bingo. 30 kilo. Biliyorum aldığım zaman ne olacağını. Kilolar. Hala 580. Oo, 588. Anlaşıldı. Nerede o? İlk önce boru anahtarın bende ne işi var? İkincisi, nerede o fırlatıcı? Fırlatıcı. Oh hayır, nerede bu şimdi? Ben bir geri... Ah, burası... Buymuş. Cephane mi yok? Al sana cephane. Wow. Yani gerçekten çok güzel. Wow.
Ya, güzel. Ama tek bir sıkıntı var. Taşıyamıyoruz. Ve bence de o kadar gerekli de değil. Benim gitgide sesim gidiyor ha. Good. Burası da o zaman daha buraya çıkacağız. Neyse. O zaman ne diyoruz? Bence diğer bölüm devam edelim. O zamana kadar istediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşürüz. Tschüss. Everything can change in an instant, whether or not you're ready. This wasn't the world I wanted, but it was the one I found myself in. This time I'm ready. Because I know war. War never changes. I have a question. The only question that matters. Would you risk your life for your fellow man, even if that man is a synth? Beneath the Commonwealth, there is a cancer known as the Institute. A malignant growth that needs to be cut before it infects the surface. They're the real enemy. Not the Raiders, not the super mutants, not even those tools over in Diamond City. Don't shoot! I swear, I'm not a synth, for God's sakes, we're family! This is ridiculous. I want the truth, McDonough. Protect the people at a minute's notice and decide our own future. You're a man out of time, but all's not lost. This campaign will be costly, but in the end, we will be saving humankind from its worst enemy, itself. So where is it, huh? This Institute. How do I get there? Haven't you been paying attention? You don't find the Institute. The Institute finds you. Let's go, boy.